Birlikteyiz. Sofyan Fegüli'ye sorularınıza başlayacağız ilk olarak. Daha sonra kendisine teşekkür ettik. Daha sonra da antrenmana uğrayacağız kendisine ve hocamıza sorularınıza devam edeceğiz. Buyurun, Soso'ya sorularınıza başlayabiliriz. Burhan Canterzi, Ajans Spor. Merhaba. Belki durağan başlayan bir sezondu kendisi için ama tekrar takıma adapte oldu ve gerçekten belirleyici rol oynadı. Avrupa Ligi'nde de çok güzel bir gole imza attı. Sözleşmesinin son senesi, Galatasaray'la ve geleceğiyle ilgili planları nedir? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs cette saison, donc il faut s'adapter à ce que veulent les nouveaux joueurs. Bon, les systèmes restent les mêmes avec le coach, donc nous essayons de trouver une cohésion, mais pour le moment ça se passe plutôt pas mal et j'espère que collectivement on va pouvoir s'améliorer. Pour le moment ça se passe bien en Europa League, nous essayons de mieux faire en championnat. Et concernant mon avenir, comme je l'ai déjà dit, je suis très heureux à Galatasaray, je suis très heureux avec le coach, je suis très heureux avec les coéquipiers, donc j'espère m'inscrire dans la durée. Evet, dediğiniz gibi biraz değişiklikler oldu ve çok oyuncu değiştiği için aslında sistem aynı fakat oyuncuların tekrardan bir araya gelip bir bütünlük yakalaması biraz zaman alıyor sistemin adapte olabilmesi. Fakat takım olarak fena olmadığımızı düşünüyorum. Dediğiniz gibi Europa Lig'de de iyi bir şekilde devam ediyoruz. Lig'de de daha iyi bir yere geleceğiz. Kendimle ilgili olarak ise Galatasaray'da çok mutluyum. Hocamla çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca takım arkadaşlarımı da çok seviyorum. Bunları söyleyebilirim. Erman Gönülşen, TRT Spor. Öncelikle yarın için başarılar diyelim. Derbi sonrasında mental olarak ne durumdalar? Takım içinde neler konuşuluyor? Bu takımın artık tecrübeli bir ismi Sofyan Feghouli'de. Marsilya maçı öncesi neler söyler? C'est vrai qu'on a analysé le match. C'est un match qu'on aurait dû gagner. L'équipe moralement a envie de rebondir. Elle a envie de gagner demain pour les supporters et pour se qualifier. Donc quand je parle avec les coéquipiers, ils ont envie de gagner et demain on va essayer de le démontrer sur le terrain. Maçın Fenerbahçe maçının analizi yaptık ve bu analizin sonucunda çıkarttığımız şey de bu maçı kazanmamız gerektiğiydi. Açıkçası arkadaşlarıma baktığım zaman ve de onlarla konuştuğum zaman da yarınki maçı kazanmak için motivasyonların çok yüksek olduğunu görüyorum ve iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Sorumuz var mı? Sofyan Feghouli'ye. Buyurun, sesim gelmez. Müsaade ederseniz bir maçla ilgili de bir de oyun dışında bir soru sormak istiyorum ben maç dışında. Öncelikle yarın için başarılar. Performansını Galatasaray'ın Avrupa ve lig performansını etkileyen ne var acaba? Ne düşünüyor bu konuda? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü bir grupta Galatasaray çok iyi bir performans gösteriyor. Ligdeki durumu ortada, bunu takım bir parçası olarak nasıl görüyor? Ve İlk soruyu cevapladıktan sonra alalım. Teşekkürler. Je sais pas, nous prenons les matchs les uns après les autres. C'est vrai que jouer tous les 3 jours, c'est pas facile pour certains joueurs qui découvrent ce niveau. Je pense qu'il faut être patient avec eux. Mais dans le contenu, on voit une amélioration. Après un championnat, c'est très long. J'ai gagné ici des championnats à la dernière journée.
Donc nous en championnat on va rien lâcher, on va essayer de remonter au classement. Et en Europa League on va dès demain essayer de se qualifier. Le plus important c'est de progresser, d'être à l'écoute, de ne pas répéter les erreurs et d'écouter les conseils du coach. Biz takım olarak her maça ayrı ayrı hazırlanıyoruz ve baktığımız zaman da her 3 günde bir maç oynamak kolay değil. Özellikle de bu seviyede her 3 günde bir oynamak kolay değil. Buna adapte olması, adapte olan, uymaya çalışan yeni oyuncularımız da var. Onlar için de kolay değil. Ben kendi adıma konuşursam, baktığım zaman geçmişte son günde şampiyonluk kazandık. Dolayısıyla lig uzun. Bugün biten bir şey değil. Daha önümüzde uzun bir lig var. UEFA oyunlarımız konusunda da asıl şeyimiz, hedefimiz yarınki maçımız. Yarınki maçımızı kazanıp kalifiye olmak ve bu şekilde ilerlemek. Derbiye döneceğim ben 2-3 gün öncesine. Orada yaşadıklarıyla ilgili, rakipleriyle ilgili, yaşadıklarıyla ilgili bir şey söylemek ister mi? Kendisini rahatsız eden bir şey var mı? Dérangé, non. Je pense que c'est un adversaire qu'on a maîtrisé. On a eu beaucoup de situations pour marquer. Ils n'ont quasiment pas eu d'occasion. Je pense que c'est un match, si on le joue 9 fois sur 10, probablement on va le gagner. Mais parfois, le football décide autrement. Mais les joueurs se sont battus, ils ont couru, ils ont fait les efforts. On s'est procuré des occasions. On n'a pas donné d'occasion. Malheureusement, on n'a pas gagné. Mais dès demain, on passe à autre chose parce que la saison est longue. Et une victoire contre Marseille nous ferait du bien et nous qualifierait, rendrait heureux nos fans surtout. Maç üzerinde beni rahatsız eden bir şey olmadı. Çok sadece fırsat bulduk fakat bu fırsatları değerlendiremedik. Bu maç tekrardan oynansa belki de 10 maç oynansa 9'unu yeneriz. Ancak bu futbol bazen böyle yenilgiler olabiliyor. Bunu bir kenara bırakıp daha çok yarın ne yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Bizim için Marsilya maçı önemli. Marsilya maçını kazanıp kalifiye olmak çok önemli. Teşekkür ederiz. Herhangi bir sorumuz yoksa. Sosyal'da. Evet hocamıza sorularınızla devam edebiliriz. Buyurun. Safa Kandöz Türk Sportsel. Hocam yarın